Sevgili dostlar, hepinize selamlar ve saygılar sunuyorum. Ben astrolog ve spiritüel danışman medyum Canan Canoğlu. Benden çok istenen ilişki açılımını burçları özel olarak bakmak üzere karşınızdayım. Her burcun ayrı ayrı ilişki açılımını yapacağız artık bundan sonra gücümün yettiği ölçüde. Şimdi ben ikili almaya karar verdim. Koç ve boğa burçlarını ayrı alıyorum. Şimdi ikizler ve yengeç burcu arkadaşlarımın 11 Ocak, 17 Ocak tarihleri arasındaki ikili ilişkiler. Evli olabilirsin, flörtün olabilir, platonik olabilirsin, hiç ilişkin olmayabilir. Önemli değil. Yeter ki sen gönlünü ilişkiye açık tut. Rahman'ın kapısı da açık ve sevgili dostlarım, sürprizlere de açık olun, her şeye de açık olun. Mutlaka eğer kalbinizde kimse yoksa bile dolacaktır. Veya diyelim platonik bir aşkın var, olmuyor bir türlü, olacaktır, merak etme. Ya da ilişkim kötü gidiyor, işte neler olacak, barış var mı, gelecek mi gibi soruların cevaplarını sizinle 11 Ocak 17 Ocak tarihleri arasında neler olacak, onları bir açıklamaya çalışacağım sevgili dostlarım. İkizler burçlarıyla başlıyorum. Bu videomda ikizler ve yengeç burçlarını çekeceğim sevgili dostlarım. Bakalım, genel olarak fırlayanı almak zorundayım. Kadının genel durumu, pembe olan kadını, kırmızı olan erkeği temsil ediyor. Şimdi sanki kadın bir takım yıkımlar yaşıyor sevgili dostlarım. Hani niye 5 tane geldi? Kadın bir takım yıkımlar yaşıyor. Sanki bir yerden bir yere taşınmış gibi, görüyor musunuz bilmiyorum. Kadın sanki bir yerlere taşınma telaşında, bir yerlere gitmek istiyor. Şehrini belki değiştirmek istiyor. Bakın, gitmek istiyor kadın. Şehrini değiştirmek ya da bulunduğu ortamdan artık uzaklaşmak istiyor ve gidiyorlar. Kesinlikle ikizler burcuna bir değişim söz konusu. Bu ilişki onu bir hayli yıpratmış ya da ikili ilişkilerde bir türlü yüzüm gülmedi diyor sevgili dostlarım. Şöyle sizin net olarak görmeniz için, şöyle sanıyorum net gözükür artık. Öyle gibime geliyor. Net gözükür. Kesinlikle gözükür. Şimdi dostlarım, kadın bu ilişkiden, ikizler hanımı bu ilişkiden gitmek üzere, artık gitmek istiyor. Ya da bulunduğu ortamdan gidiyor. Kendini hapsediyor ilişkiye. Bakalım erkek ne diyor? Erkek de kendine ait bir sınırlamalar getirmiş. Erkek de kendi dünyasında yaşıyor. Sanki ikizler burcunun sevgili dostum ilişki açılımında kadın kendini hapsetmiş, kadın kendine sınırlamalar getirmiş. Bulunduğu durumdan gidiyor, bulunduğu şehirden gidiyor, bulunduğu ortamı değiştiriyor. Ama erkek de sanki hala bir umut var. Erkek sanki bir mesaj göndermek istiyor. Ve bu ilişkiyi ben düzeltebilirim, ben yönetebilirim. İşte bu ilişki düzelebilir. Şu anda belki kötü gidiyor ama iyiye doğru gitme ihtimali var gibi, böyle kendi kendini erkek böyle motive ediyor. İlişkiyi şifalandırmaya çalışıyor. İkizler burçlarında bakalım genel durum nedir? Yani ilişkinin sosyal boyutu nedir? Erkek bakımından sosyal boyutu, kadın bakımından sosyal boyutu nedir? Şimdi sevgili, kadın bakımından, erkek bakımından sağ ve sol olarak alıyorum. Benim sağım sevgili dostlarım ve solum kadını temsil ediyor. Sağ erkeği temsil ediyor. Onu da açıklamak durumundayım. Şimdi kadın diyor ki hataydı diyor. Bu adam bir hataydı diyor. Aslında hiç başlamamalıydı. Sürekli tartışma boyutu var. Sürekli bir aşk üçgeni var. Adam ya evli ya başka kadına ait. Ben diyor tamam, erkek olarak iyi olabilir, beni memnun ediyor gözükebilir ama bir sıkıntı, bir hengamenin içindeyiz. Nasıl düzelir, nasıl düzelteceğiz bilemiyorum diyor sevgili dostlarım. Ve hepsinden önemlisi de şöyle bir şey var. Erkek ne diyor bu duruma diye baktığımda, yani erkeğin yorumu, İşte bir umut var, olabilir, gelebilir, başlayabilir yönünde, başlayabilir tarzında.
Hani erkek ikizler burcunun ilişkisinde erkek bir umut var diyor. Ben bunları yenebilirim. Ben bu güçlükleri yenebilirim diyor sevgili dostlarım. Bakalım bilinçaltı neler söylüyor. Altın tarot biliyorsunuz bilinçaltı okumalarında kullandığım genelde bir kart destesidir. Gustav Clement'in. Bakalım kadının açısından nasıl bak görülüyor? Erkek neler görüyor bu ilişkide? Şimdi erkek neler görüyor? Kadın neler görüyor? Şimdi bir kere kadının hani erkekten aldığı enerji veya erkek ile ilgili düşünceleri veya erkeğin ona bakış açısı şöyle. Beraberlik istiyor. İkili ilişkilerin iyiye gitmesini istiyor. Yeniden görüşmek istiyor. Kadını tek bırakmak istemiyor. Kadın ise şöyle sevgili dostlarım, kadın ise erkeği tamam zeki buluyor. Bilinçaltında hani tam istediğim gibi bir insan diyor. İstediğim olayları yaratabilir ama diyor. Ama diyor ben yine de bir düşüneceğim diyor. Erkek aslında çok istekli. Erkek peş peşe mesaj göndermek istiyor. Peş peşe konuşmak istiyor. Konuşmayı ilerletmek istiyor. Ama kadın tamam. Hani erkeğin isteği bu yönde. Yakınlaşmak, gitmek. Ama kadın şöyle bir düşünüyor. Kadının bir düşüncesi var. Kadın diyor ki ben bu ilişkiyi tekrar gözden geçireceğim. Erkek mesaj üstüne mesaj atmak istiyor. İlişkiyi şifalandırmak istiyor. Bir ilişki uzmanına ya da bir işte bir psikoloğa gidelim diyor. Durumu düzeltiriz diyor. Beraberlik şekil alsın diyor. Kadın böyle bir yakınlaşmayı hissetmiş ama bir de aşk üçgeni var yani. Erkek ya evli ya da başka bir kadına ait. Ya yani böyle bir sıkıntılı durumda var. Erkeği kadından önce bir şeyleri saklamış. Bir şeyleri gizlemiş. Ve kadın bu gerçeği öğrendiği andan itibaren yüreği çölleşiyor. Ondan sonra gitme başlıyor zaten. Bakalım melekler ne diyor? Bu ilişki gitsin mi gitmesin mi? Sevgili ikizler burcu dostlarım, bu ilişki için ne diyor sevgili meleklerimiz? Kadına mesajları neler? Erkeğe mesajları neler? Şimdi erkeğe mesajlarından başlıyorum öncelikle. Erkeğin mesajı şu. Grace ve Antonetta çıkıyor. Bu durumu düzeltmene yardım edeceğiz diyor. Yani sen diyor erkek için ilişkide eğer iyi niyet beslersen ve iyi niyetini devam ettirirsen bıkmadan, usanmadan, inatlaşarak biz sana yardım edeceğiz diyor. Hem Grace ve Antonetta hem de baş melek Mikail diyor ki seni diyor her konuda destekleyeceğim. Yanındayım, hayatındayım, değişiklik yapman senin için iyi gelecek. Artık bundan sonra bir şeyleri saklamayacaksın diyor baş melek Mikail sevgili dostlarım. Bakalım kadın için meleklerin mesajı neler? Chantal diyor ki yeni bir aşk çok yakın ve çok mümkün diyor sevgili dostlarım. Ve Brigitte diyor ki dikkatli olmak gerekiyor. Daha ileri gitmeden önce bu durumun derinlemesine gözden geçireceğim. Şimdi erkeğe meleklerin mesajı şu. Kendini değiştirirsen biz de seni koruyup kollayacağız ve sana destek olacağız diyorlar. Kadına ise mesajları şu. Sen eğer başka bir yaşam kurmak istersen sana bolluğu, bereketi getireceğiz. Belki başka biriyle daha mutlu olabilirsin çünkü çok kızmışsın diyor. Kadın çok öfkeli gözüküyor. Kadın çok öfkeli ve bırakıp gitmekte kararlı. Yani erkeğe meleklerin mesajı değiş. Kadına da diyorlar ki kendini yenile. Hem bu adamı gözden geçir hem de yeni ilişkilere açık ol diyor meleklerin. Herhalde bu ilişki pek yürümüyor sevgili dostlarım. İkizler burcu sevgili dostlarım, ilişki açılımında kadın ya da erkek olmanız fark etmiyor. İkili ilişkilerde kadın gidecek ve kendine yeni bir yurt yuva kuracak belli oldu. Yani pek
erkeğin umudu yok gibi. Erkek sonradan aklı başına geldi ama düzeltemiyor. Sonradan olmuyor. Önce bir yalan falan söylenmiş. Önce bir ilişki açmaza girilmiş. Şimdi de kadını elinde tutmaya çalışıyor. Olmuyor. Olmayacak da. Bakalım sevgili yengeç burçlarının 7 Ocak 11 Ocak tarihleri arasındaki sevgili yengeç burçlarını ikili ilişkilerde neler bekliyor? Sevgili dostlarım bakalım kadınlar genel olarak nelerle karşılaşacak? Erkekler genel olarak nelerle karşılaşacak? Bunları bir açıklamaya çalışacağım aziz dostlarım. Evet. Neler? Şimdi yengeç burcunun hanımları. Evet. Yengeç burcunun beyleri bakalım. Ya da ikili ilişkilerde kadının durumu, erkeğin durumu. Kendinize göre yorumlayın aziz dostlarım. Bakalım erkek ne durumda yengeç burçlarında? Şimdi aslında erkek şunu söylüyor. Ben diyor çok şanslıyım bu ilişki konusunda diyor. Erkek şanslı olduğunu düşünüyor. Erkek ilişkiyi yürütme ve bu açılan pencereden girme çabası içerisinde. Sevgili yengeç burçları, hanımlar ise bu ilişkide biraz kendimi toparlayayım. Bir şeyleri düşüneyim. Daha yeni yara aldım. Bana çok yara verdin gibi bir sıkıntı içerisinde geldiler. Bir yara almış yengeç burcu hanımları. Gerek evli olanlar, gerek bekar olanlar ya da partneri olmayanlar, platonik olanlar her neyse yengeçlerle teraziler, koçlar ve İşte akrepler arasında, balıklar arasında bir hengame yaşanmış, ilişki bitmiş, kadın gitmiş ama burada gözüküyor ki sevgili dostlarım, yengeç burçlarında yeni bir aşk var. Gerek erkeklerinde gerek kadınlarında karşılıklı aşk ve özellikle yengeç burcu hanımlarına bakın, karşıdan bir erkek gelecek, yeni bir başlangıç yapılıyor. Ya da işte beklediğiniz kişi değişip geliyor. Yani kendini değiştirip geliyor. Değiştiriyor. Değişmez demeyin. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Ve gerçekten şurada sevgili dostlarım, hani terazilerle ilişki kötü demiştim ya, bakın adalet kartı çıkıyor. Vicdani sorumluluğu eline alıyor. Ve burada yine adaletin terazisi görüyor musunuz? Adaletin terazisi sizi ölçüyor, biçiyor ruh ve madde arasında, zihin ve dış dünya arasında, iç dünyanızla sosyal hayatınız arasındaki uyumu sevgili dostlarım yaratmaya çalışıyor. Özellikle yengeç burçlarında yeni başlangıçlar var. Boğalar, aslanlar, akreplerle yeni aşklar gündeme gelebilir. Yay burçlarıyla yeni aşklar gündeme gelebilir. Ve bu gündem gerçekten sizin çok güzel şeyler yaşamanıza sebep olacak. Ayrılmış yengeç hanımları, yeni bir aşk kapıda, daha bir aşk gözüktü. Bakalım erkek tarafında neler oluyor? Ya bu olayın gidişatında neler var? Erkek tarafında, kadın tarafında sosyal yaşam neler söylüyor? Şimdi erkeğin sosyal yaşamına baktığımda sevgili dostlarım, erkeğin sosyal yaşamına baktığımda erkek biraz asabi, biraz sinirli, biraz gergin olabilir. Mesajları, dış dünya mesajı şu: ben elimden geleni yaparım, ben her şeyi doğru yaptım, yanlış bir şey olmadı, bizde yanlış olmaz gibi. Bu ilişkide erkek böyle yorumluyor. Ama kadının da şöyle söyleyeyim, eski giden ilişkiden yana biraz düşünceleri var. Acaba onun gibi olur mu? Eskisi gibi olur mu? Yeni bir ilişkiye başlamak konusunda genel anlamda kadın biraz yavaştan alıyor işi. Önce plan tasarı yapıyor, zihninde olacak mı? Yani davranışları nedir, ne değildir? Ama
kadın biraz daha güvenli kendine gelmiş gözüküyor. Çünkü erkek onu ikna etmiş, gerek mesajlarıyla gerek ben eski ilişkimi kestim ya da geçmişte bağlarımı kopardım ve senin de böyle yapmanı istiyorum deyip kadına sosyal anlamda destek veriyor. Ve onu anlayabildiğini söylüyor. Bilinçaltı neler söylüyor? Erkeğin bilinçaltı. Kadının bilinçaltı. Sevgili yengeç burçları. Evet, kadının bilinçaltında bir korku var. Aldatma, aldatılma var mı acaba diye. Erkeğin bilinçaltında ise yuva kurma özlemi var. Ve erkeğin dediği taraf, yani erkeğin bilinçaltı galip gelecek. Kadın korkularını yenmeyi başaracak ve bilinçaltını ne yapacak? Temizleyecek. Üçlü ilişkilerden, gerek geçmişteki ilişkiden, gerek erkeğin geçmişindeki ilişkilerden temizleyecek ve yeni bir yurt yuva kurma söz konusu. Kadın mantıklı olmayı deneyecek ve erkeğin teklifine evet diyecek sevgili dostlarım. Öyle gözüküyor. Ya bir evlenme teklifi var yengeç burçlarında. Ay burcu yengeç, yükselen yengeç olabilir. Bir evlenme teklifi var. Bakalım onun sonucunda neler oluyor sevgili dostlarım. Melekler neler söylüyor? Şanti var. Yuvanna ve hepsinden önemlisi Merlina. Bakalım. Maya. Şimdi sevgili dostlarım, Merlina diyor ki, bakın çok büyük sihirdir Merlina. Kafan karışık ve karar veremiyorsun diyor kadına. Karar vermeden önce bir uzmana başvur diyor. Bu karışık ilişkiyi bakın düzeltmeye çalışıyor melekler, düzeltecekler de. Eğitim, öğretim ve çalışma bu zamanda yaşam amacına ve kişisel gelişmene yardım eder. Bu süreçte melekler sana yol gösterecek ve yardım edecek. Şu anda kutsal geometri, evet, yol gösteriyor, sana yardım ediyorlar ve gerçekten büyük ilerlemeler var. Yuvanna diyor ki hayvanlarla özel bağın var. Cennetteki evcil hayvanların melekler tarafından korunuyor ve Şanti diyor ki sevgili dostlarım, ben huzur meleğiyim, sana yeni sükunet ve düzgün bir yol getiriyorum. Huzur bulacağın bir ilişki söz konusu. Sevgili yengeç burçları, ufukta evlilik, nişanlanma ve beraberlik gözüktü. Umarım mutlu olursunuz. Mutlu olmak herkesin hakkı. Yengeç burçlarına ben evlenme teklifi gördüm. Yengeç burçlarına sevgili dostlarım, ikili ilişkilerde şifalanma gördüm. Mutlaka ikili ilişkileriniz şifalanıyor ve geçmişi bıraktığınız anda yeni bir insan kapıda bekliyor. Yeni ilişki, yeni bir oluşum söz konusu. Hem de adil bir biçimde kaybettiğin mutluluğu bulmak şeklinde olacak sevgili dostlarım. Bana ulaşmak isterseniz aziz dostlarım 0546 481 3506 benim WhatsApp numaramdır. Gerek tarot okumalarım, gerek sufalı bakımlarım, astrolojik yorumlarımla sizin karşınızda olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.